Kurtuluştayız. Kudüs havasını çabuk dağıttılar. Türkiye'nin öncülük ettiği, Amerika ve İsrail'i yalnız bırakan tarihi Kudüs kararının olumlu havasını dağıtmak için çabuk harekete geçtiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihe geçecek olan bu diplomatik başarısını unutturmak için hızla yeni tartışma gündemleri oluşturuyorlar. 15 Temmuz'da sokağa çıkan sivilleri korumaya amaçlayan kanun hükmündeki kararnamenin farklı yönlere çekilerek yeni bir tartışma başlatılmasının sebebi de bu. CHP, söz konusu KHK maddesini çarpıtarak yapay bir tartışma gündemi yarattı. Maalesef bu tartışmayı büyüten eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bazı AK Partili hukukçu ve akademisyenin katkısı oldu. CHP ile işbirliği halinde Türkiye'nin yakaladığı olumlu havayı tersine dönüştürme gayreti içine girdiler. Türkiye'ye yarayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan lehinde hiçbir konuyu, tartışmayı zaten bu ülkede fazla gündemde tutmazlar. Hele hele Amerika ve İsrail aleyhinde diplomasi tarihine geçecek bir gelişmeyi gündemde tutmaları mümkün değil. Son örnekte olduğu gibi gündemi değiştirecek malzemeyi muhakkak bir yerlerden bulup çıkarırlar. Birkaç önemli şahsiyetin desteğiyle gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine çabucak çevirebiliyorlar. Birbirleriyle senkronize olmakta da inanılmaz başarılılar. Millet Kudüs'ü konuşurken bunlar gündemi bir anda AKP'nin paramiliter devleti konusuna getirdiler. Tabii bu sayede 2019 seçimlerindeki siyasi ittifakları da görme şansını bulduk. Bu son KHK vesilesiyle

İYİ Parti, Saadet, HDP ve Abdullah Gül öncülüğündeki küskün bazı AK Partililerin Erdoğan karşıtlığında çok çabuk organize oldukları ve bundan sonra birlikte hareket edecekleri görüldü. 2019 seçimlerine doğru Erdoğan'a tam saha pres uygulayacaklar. Hemen her konuda gündeme Erdoğan ve AK Parti aleyhine çevirip seçimlerde etkili olmaya çalışacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündem oluşturmakta tek başına kaldığı açık. AK Parti'nin gündem yaratmakta en az CHP kadar sert olması gerekiyor. Maçı tek başına Erdoğan'ın almasını beklemek yanlış olur. AK Parti'nin 2019'a doğru tam kadro sahada olması ve diğer siyasi güçlere alan bırakmaması şart. Yoksa karşı tarafın yarattığı suni gündemlere mahkum kalınır ki bu hem AK Parti'ye hem de Türkiye'ye kaybettirir. Kurtuluştayız akşam.